Benim adım Fatma Köprülü. 22 yaşındayım. 22 yaşında bir kızım var. Üniversite okutuyorum onu. Yalnız yaşıyorum. Sıkıntılarım var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif üyesiyim. 10 yıldır Beşiktaş'ta. Partime hizmet ediyorum. Verilen görevleri yapıyorum. Hafta sonu Ortaköy'de küçük bir masam var, standım var. Orada incik boncuk satarak evimi geçindiriyorum. Kızımı okutuyorum. Beşiktaş'taki ilçe kongremizde, Aralık ayında yapılan kongremizde çok fazla baskı altında kaldım. Mevcut adayı desteklemem konusunda, yoksa tezgahımı kaldıracaklarını ima etti defalarca insanlar bana. Bunun doğru olmadığını düşündüm ve ben desteklediğim adaya bu anlamda Sabahattin Öztürk'e destek verdim. İlçe Kongresi'nin Sabahattin Öztürk kazandı. Bundan sonraki dönemde Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş örgütüne zulümleri başladı. Bunlardan biri de benim. Kongrenin ertesi haftası Ortaköy'deki tezgahım kaldırıldı. Mağdur edildim. Her türlü görüşmeler, diyaloglar boşa çıktı. Belediye başkanım bu konuda geri adım atmayacağını söyledi bana her yerde. Ben sosyal demokrasiye inanan bir insanım. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın ve çevresinin baskılarına rağmen Sabahattin Öztürk'ü destekledim. Mağdurum. Kötü günler yaşadım. Hala yaşamaktayım. Bir evladımla yaşıyorum. Sıkıntılarım çok büyük. Tabii ki de. Size kimler baskı yaptı? İsim olarak. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın etrafında toplanan insanlar. Kimler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman, her dönem belediyeden yana tavır alan ve belediyenin her yerinde çalışan çevreleri, akrabaları olan insanlar beni uyardılar. Tezgahını kaldırır, tezgahını kaldırır başkan, yapma. İlker Uygun'u destekle dediler. Ben böyle bir şeyin doğru olmadığını düşündüğüm için, başkanın da sosyal demokrat birisi olduğunu düşündüğüm için demokrasiden yana tavır alır. Bu konuda baskı, bu konuda bir şey yapmaz diye düşündüm, bana zarar vermez diye düşündüm. Ama maalesef öyle olmadı. Benim emekçi bir kadının bir metrelik tezgahına el koydu. Geçim sıkıntısı çektirdi bana. Onurumla, gururumla oynadı. Araya giren insanlar ve milletvekilleri dahil olmak üzere herkes, hatta genel başkan bile Murat Erzan'a geri adım attıramadı. Sıkıntılarım çok büyük. Peki seçimi kazanan İlçe Başkanı Sayın Sabahattin Bey ne yaptı? Sabahattin Öztürk. Yardımcı olmadı mı size? Tabii ki yardımcı olmaya çalıştı ama belediye başkanım hiç kimseyi dinlemedi. Hiç kimseyi dinlemedi. Benim geri vitesim yoktur dedi. Geceleri uyuyamam dedi ben geri adım attığım zaman. Artık genel başkan da dahil olmak üzere. Sayın genel başkanım bana yardım edeceğine inanıyorum. Hala umutluyum. Mağdur edildim belediye başkanı tarafından. Tezgahıma el konuldu. Sıkıntılar yaşıyorum. Yani belediye başkanımız hiç kimseyi dinlemiyor. Asla geri adım atmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğim emekler helal olsun. Ama Murat Acılar'a verdiğim emekleri haram ediyorum. Ne emekleriniz var Murat Acılar'a? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşiktaş ilçe başkanı olarak, Beşiktaş belediye başkanı olarak buraya geldiğinde her türlü desteği sunduk. Hatalı. Çok çalıştınız. Çok çalıştık. Partiliyiz tabii ki. Hataları oldu. Çok hatalar yaptı. Hep uyardık, ikaz ettik. Bizi hiç sevmedi. Murat Acıner, Cumhuriyet Halk Partisi, Beşiktaş örgütünü hiçbir zaman sevmedi. Hiçbir zaman ben Cumhuriyet Halk Partiliyim demedi. Mensubu olduğum parti dedi. Belediye meclislerinde parti büyüklerine kadar hakaretlerde bulundum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum bu konuda. Disiplinle ilgili çalışma yapılmasını umuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş Belediye Başkanı, Beşiktaş örgütünün çalışmalarını hiçbir zaman övmedi. Takdir etmedi hiçbir zaman.
Ben siyaset yapmıyorum. Siyaset yapmak istemiyorum. Ben sadece ekmeğimin peşindeyim. Ben sokağa çıkıp artık nasıl emekten yana, işçiden yana parti çalışması yapabilirim ki? Peki bir şey soracağım. 1 Mayıs'ta Anneler Günü'nde çeşitli etkinlikte gösterirken parti başkanları, parti liderleri, belediye başkanları, siyasiler aslında halkı mı kandırıyor size göre? Herkes için geçerli değil bu. Ben bir kısım bunu söyleyemem. Beşiktaş Belediye Başkanı için sadece konuşabilirim. Ne konuşuyorsunuz? Yani belediyenin önünde 7 tane işçi 40 gündür eylem yapıyor. İşten çıkartıldılar. Sabah 6.30'da Sayın Belediye Başkanı Ümre dönüşü havaalanından karşılayan cici işçilerle 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkıyor. Burada ben Beşiktaş'ın ilçesinin önünde eylem de yaptım. Önce kendi kapımızı temizlemeliyiz. Ben belediye başkanından 1 Mayıs'ta o işçileri tekrar işe almasını geri bekledim. Olmadı. Gittiler Taksim'de çiçek alana çiçek koydular, karanfil koydular. Sahte davranışlar, şovlar yaptılar. Önce kendi kapını temizlemen gerekiyordu. Kapıdaki o işçileri işe geri alman gerekiyordu. Ve emekçiye, işçiye Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanı olarak değer vermen gerekiyordu emeklerine. İnandırıcı bulmuyorum bu sözleri. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.